Efendim iyi akşamlar. Gene bir tarihin arka odasında beraberiz. Program dostlarımız, üstadımız Erol Şadi Bey, tarihçi arkadaşımız Pelin Hanım. Herkes edebiyatçı diyelim onu. Eğitimine bakıyorum. Yani eğitim, tarih. Ve edebiyat. Neyse edebiyat, bunu her hafta evet, tartışmayalım. Evet. arada da güzel müzikler dinleyeceğiz Yaprak Sayar arkadaşımızdan. Efendim bu akşam değerli Türk basınının geçmişini tartışacağız. Eski Babali, ilk dönem medyamız neydi, ilk gazeteler ve Erol Bey çok uzun yıllar eski Babali'de bulunmuş bir kişi olarak eminim bizi gülümsetecek bazı anekdotlar anlatacaklar. Erol abi neydi eski Babali? Eski ben çocukluğumda yetiştim. Tabii. Son şeyine. Tabii. Döneminde ama siz tabii. Evvela... Ben hiç yetişemedim. En azından siz biraz görmüşsünüz. Yani... Cumhuriyet döneminden bu tarafa gelirsek daha eskiye daha sonra döneriz. Daha sonra. Şimdi Babali bir nevi Türkiye'nin düşünce ve siyasetine yön veren bir ortamdı. Bir de o zaman süreli yayınlar Cağaloğlu'nda toplanmışlardı. Her gazetenin bir binası vardı. İyi kötü. 1950'ye kadar bir takım ahşap salaş binalar, eski rotatifler. Yani baskı makineleri. Baskı makineleri. Tabii gazeteler saat 5'te yazılar toplanmaya başlar. Dizilir. Saat 1'de yazı işleri müdürü iner aşağı. Sayfaya bu nedir, bunu şuraya koy, bunu buraya koy vesaire diye böyle. Bir takım kendine göre orada oluşmuş bir mizampaj yapar. Matrisi evet, alınır ve gece saat 3'te rotatifler döner. O Cağaloğlu'nun altı şeydir. Su deposudur. Ve zangır zangır sallanır. Semt her taraf zangır zangır sallanır. Sonra başbayilerin gazeteci çocuklara gazete tevziği vardır. Artık gün ışımaya başlar. Herkes gazeteyi kapan koşar. Bir tane önemli başlık lazımdır. Müvezziğin bağırması için, yani gazete satanın bağırması için bir başlık lazımdır. Tabii o zamanın çalışma koşulları bugünkü gibi değil, daha iptidai ve teknik de öyle. İlk defa rahmetli Abdi İpekçi milimetrik kağıt hesabını getirmiştir. O zamana kadar sabahtan 5-6'ya kadar muhabirler sağa sola koşuşurlar, haber toplarlar, yazarlar. Yazı işleri müdürüne gelir. Yazı işleri müdürü bakar haberin önemine göre 2 sütun, 3 sütun, 5 sütun falan diye işaretler aşağı gönderir. Onlar muntazam dizilir. Sonra kurşun da o zaman tabii. Kurşun. Linotipler vardı. Evet. Tek tek daktiloda dizer gibi dizer, kalıplar düşer. Kurşun kalıpla hani onlarda çalıştım ben. Kalıpla kurşun akar, şey satır çıkar. Evet. Bir şey yapar. O zaman çok önemli ağırlık musahihin üstünde, yani düzeltmenin üstündeydi. Şimdi o zamana ait bazı şeyler vardır. Mesela Hakkı Tarık'a atfedilen bir fıkra vardır. Tabii haberler geliyor, diziliyor. Bakıyorsun tam sayfaları doldurmuyor. Boşluk da kalıyor. O boşluklara da bir takım şeyler, resimler vesaire koyuyorlar. Bir de hatır ilanları var tabii bugünkü gibi modern ilancılık yok. Ya arkadaş, dostun. Dostun yazar, gönderir. Yazı işleri müdürüne gönderir. İşte vefat ilanı. Vesaire. Şunu pasaportumu kaybettim. Düğün, evlenme. Evet. Kayıp ilanları. Hakkı Tarık'a biri böyle bir ilan göndermiş. Para alıyorlar mı bu arada? Hayır. Bedava durumlar. Tamam, hatır ilanı. Bedava durumlar. O zaman para çok az geçerli olan bir meta. Hakkı Tarık bakmış ilana, altına not düşmüş yer kalırsa. Şimdi ertesi gün ilan çıkıyor. Filancanın filancası, filancanın filancası, filancanın filancası. İrtihali dar-ı beka eylemiştir. Öldü yani, vefat etti. Öldü, öldü. Mekanı cennet ola. Altında da yer kalırsa. Yer kalırsa.
Şimdi. Şimdi. 50'den sonra gazeteler yeni bir takım binalar yaptırmaya ve oraya taşınmaya başladılar. Şimdi Hakkı Tarık'ın vakit yurdu çok önemliydi. Hatta kısaca bir yer, şey yaparsak bu Ankara Caddesi. Babahalle'deki yokuş yani. Yokuş Türk kültür hayatının kalbinin attığı yerdi. Çünkü evet. O kitap evleri. Hemen aradan yukarı çıkarsın Cemal Nadir Sokak'ta da gazeteler. Hangileri? Akşam, Hürriyet ilk vesaire. Şimdi oraya gelmeden evvel sağdan çıkarken köşede Milli Eğitim Bakanlığı'nın satış yeri vardı. Onun yanındaki dar kapı vakit yurduydu. Vakit yurduydu. Vakit yurdunda o zamanın gazeteleri böyle bölüm bölüm kiralamışlardı, çalışırlardı. Mesela Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğusu oradaydı. Karşısında da Gerçek, Atilla İlhan vesaire filan. Yani biri sağ. En sağcı, en solcu. Biri en sağ, biri en sol. Ama karşılıklı. Büyük bir dostluk havası içinde. Zaten oradan çıkınca Cemal Nadir Sokağı'na çıkardı. Cemal Nadir Sokağı hemen hemen en hareketli sokaklardan biriydi. Bir de orada sabaha karşı korkunç bir trafik olurdu. Kamyonlar yüklenir, gazeteler basılır. Kamyonlar Bolu'ya, İzmir'e vesaireye hep o kamyonlar taşırlar. Mesela Eskişehir'de dünkü gazeteyi okursunuz bugün. O 80'lere kadar falan öyleydi bazı gazeteler. Böyleydi. Bir gün önceki gazete giderdi. Sonra ben de hep bunu duyardım ve hep yani mesela değişik sosyolojik anlamda eleştirel dersler alırken her şeyin ben merkezli olması ya da şehir merkezli olması. İstanbul merkez ve diğer yerler o kadar periferide ki onların ayaklanmaması namümkün tarzında yorumlar geliyordu sürekli. Bu kadar tabii. Neyse o bambaşka bir konu. Gireriz başka bir zaman.